Şansu, ne yapıyorsun sen odamda? Ben... Şu masanın haline bak. Masamı mı karıştırıyorsun sen? Yok canım, ne karıştırması? Ben masanı karıştırmıyorum, hayır. Ben sadece... Sadece ne? Ne Cansu? Ben anahtarlarımı kaybetmişim de... Burada mı düşürdüm diye onları arıyordum ama yokmuş. Neyse, ben gideyim o zaman. O elindekini de alayım istersen. Ha, bu mu? Anahtarlarımı ararken kalmış herhalde. Ay tüh, çok pardon. Cansu, ne yaptın sen? Çalışmıyor. Bozulmuş mu? Tüh, çok sakarım. Emre, çok özür dilerim. Çok affedersin. Sen onu bana ver, ben tamir ettirip geri getir. Benim değildi ki. Hastalardan biri unuttu herhalde. Olsun canım, yine de benim yüzümden oldu. Tamir olmazsa da ben yenisini alır getiririm. Sen hastalarına hiç mahcup olma. Ben... Sen dert etme. Şimdi bir hastam gelecek izninle. Sonra bir daha bakarım ben. Olmazsa da yenisini alırım. Meltem, ne yaptın? Bulabildin mi Tarık'ı? Ha, buldum. Köylü kızının yanına gitmiş. Ay kızı bir gör. Bir edalar böyle Tarık'ın yanında, bir haller. Bizimki ona yardım etmeye çalışıyor. Kız o hayal dünyasında. Ne bela bir kızmış bu ya. Güya görünürde tam bir köylü kızı. İşte Tarık'ı da böyle kandırıyor. Kendini aciz gösteriyor. Bizimkinin merhametinden yararlanıyor. Tarık da benim merhametli sevgilim, ne yapsın? Her şeyi yapıyor, emrine amade. Ya kızın özel şoförlüğünü bile yapıyor. Ama yok, ben o köylü kızına yerini de haddini de bildireceğim. Meltem, kendine gel. Sen bayağı kıskanmaya başladın bu kızı. Sen Tarık'ın evleneceği kadınsın. Sıla kim ya? Doğru söylüyorsun. Madem ben Tarık'ın evleneceği kızınım, o zaman bu meseleyi biraz hızlandıralım. Ver o koyut cihazını bana dedim. Anlamıyor musun? Ben de yok diyorum. Sen benim gözümün içine baksana. Ben de o yalanları yiyecek göz var mı? Sen bu yollardan giderken ben geri dönüyordum kızım. Yok diyorum, yok. Anlamıyor musun? Sen de kızın da ne kadar aşağılık insanlarmışsınız böyle. Yapmadığınızı bırakmadınız bana. Namusuma dil uzattınız. Adımı kötüye çıkardınız. Sevdiğim adamı bile aldınız elimden. Daha ne istiyorsunuz benden? Alacağınız ne kaldı? Düşün artık yakamdan. Ne onurum kaldı, ne gururum. Yeter! Yok ya. Bütün suçu bizim üstümüze atıp defolup gideceksin ha? Yok öyle ya ama. Bana bak. Gözünü diktiğin hayat benim kızıma ait, sana değil. Bunu o kalın kafana sok. Yeter be, yeter. Sen telefona dua et. Efendim? Anne, kayıt cihazı Emre'nin elinde. Hala dinleyemedi ama. Koş, yetiş hastaneye, koş. Tamam, hemen geliyorum. Bana bak, sen şu telefona dua et. Şimdilik serbestsin. Ama eğer bir daha yolumuza çıkarsan, senin o kafanı yılan gibi ezerim. Geberir gidersin, anlıyor musun? Bunu yapabileceğimi gördün herhalde. Gördüm, evet. Senin ne kadar çirkefleşebileceğini gördüm. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bundan sonra şeytan görsün senin suratını. Teşekkür ederim. Siz de yoruldunuz benim için. Yoruldum falan yok. İstediğim için bıraktım ben seni. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sıla, bir dakika. Dikkat et kendine. Ederim. Siz beni merak etmeyin. Ya bugün okulda
O yanına gelen çocuğa biraz fazla tepki gösterdim. Kusura bakma lütfen, oldu mu? Aklına yanlış bir şey gelmesin sakın. Benim senin hayatını kısıtlama ya da müdahale etme gibi bir niyetim yok. Zaten böyle bir şey hakkım da yok. Biz kağıt üzerinde evliyiz sonuçta. Rahat olabilirsin yani. Ya elbette okulda arkadaşların olacak. Hatta belki hayatında özel biri de olacak. Sen çok temiz bir kızsın Sıla. Ben sadece başına kötü bir şey gelmesin diye endişeleniyorum. Anlıyorsun değil mi beni? Anlıyorum Tarık Bey. Siz beni merak etmeyin lütfen. Var. Ben o Zeynep sünepesinin peşinde koşturuyorum o ses kayıt cihazını alabilmek için. Sen Emre'de olduğunu bile bile fırsat ayağına gelmişken böyle elin bomboş dikiliyorsun karşıma. Ya ne yapayım, alamadım işte. Cansu, işin ne kadar ciddi olduğuna kafan basmıyor bence senin. O kayıt cihazında bizim hayatımız gizli. Eğer Emre bunu dinlerse celladımız olur bizim, celladımız. Ya tamam, ben de biliyorum bunu. Tam alıp çıkıyordum, Emre odaya girdi. Kendimi kurtarmak için ne yalan uyduracağımı şaşırdım vallahi. Sen şimdi kendini kurtardığını zannediyorsun ama eğer Emre o kayıt cihazını dinlerse ikimizin de dünyasını başımıza yıkar, senin haberin var mı? Babam bile bir daha bakmaz yüzümüze. Bu beğenmediğimiz hayata muhtaç oluruz. Tamam, merak etme. Ben zaten kazara düşürmüş gibi yaptım, düğmesi kırıldı. Belki de çalışmıyordur artık. Ha, belki de çalışmıyordur. Kızım, benim bu hayatta belkilerle hiç işim olmadı. İşimi sağlama almak zorundayım. O ses kayıt cihazı Emre'nin elinde pimi çekilmiş bir bomba gibi. Eğer patlarsa ikimiz de yanarız. O yüzden ne olursa olsun o kayıt cihazını almak zorundayız Cansu. Yürü. Gör bak ben şimdi ne yapıyorum. Tamam babacığım. Babacığım biliyorum ama yani ne yapayım, ben de baskı yapmaktan hoşlanmıyorum. Tamam. Ben konuşurum. Cengiz amca da yanımda zaten. Onun da sana çok selamı var. Tamam babacığım, hoşça kal. Hayırdır kızım? Babamlar, şu nişan meselesi, bizimkiler biraz bozuk, çok uzadı diyorlar. Baban haklı kızım. Haklı da, ben Tarık'la ne zaman konuşacak olsam, bir işi var Cengiz amca. Tamam, iş önemli ama aile ondan önemli. Hiçbir iş ailenin önüne geçemez kızım. Öyle tabii. O zaman bu meseleyi siz büyüklerin konuşması daha uygun olur sanki. Tamam tamam, ben babanla konuşurum, bir tarih belirleriz. Siz nasıl uygun görürseniz artık. Hadi bakalım. İşte bu kadar. Aslı, saat kaç oldu, bu kız hala ortada yok. Bir daha mı arasın? Tamam, arayayım Hülya teyze. Anne. Kızım neredesin sen Allah aşkına? Hastaneye geldik, odanı boş görünce aklımı oynatıyordum. Emre'nin yanındasındır diye oraya baktık, orada da yoksun. Madem çıkıyorsun niye haber vermiyorsun Zeynep? Ya teyzeyle dört döndük hastaneyi. Hastaneden çıkarken de haber vermedin bize. Geldim işte. Ay sen beni deli mi edeceksin? Şu sakinliğe bir bak. Yorgunum anne, dinleneceğim ben biraz.
Zeynep sana ne oluyor kızım? Doktor bayılmanın strese bağlı olabileceğini söyledi. Neyi kafana takıyorsun bu kadar, anlamıyorum ki. Yok bir şey anne. Hala yok bir şey diyor ya. Çok şükür okuluna geri döndün kızım. Yakında doktor olacaksın. Ben her zaman arkandayım. Emre desen seni el üstünde tutuyor. Seni bu hale getiren ne, anlamıyorum ki. Anneciğim. Merak etme. Toparlayacağım ben. İyi olacağım. Sen böyle söyledikçe daha çok endişeleniyorum ben Zeynep. Hani her şeyi açık açık söyleyecektin. Hiçbir şey gizlemeyecektin benden. Anne ne olur üstüme gelme. Yorgunum diyorum. O kadar. Tamam mı? İyi kızım madem. Çorba yapmıştım ben. Getireyim de sıcak sıcak iç bari. Yok ben biraz dinleneyim sonra alırım. Peki. Sen nasıl istersen. Ah be Zeynep'ciğim. Ne oldu sana böyle? Gittin mi Emre'nin yanına? Dinlettin mi ses kaydını ona? Gittim. Gitmez olaydın. Ne demek şimdi bu? Ne oluyor anlatsana. Kalbim acıyor Aslı. Kalbim çok acıyor. Hiç dinmeyen bir sızı var içimde. Son darbeyi de Emre vurdu. Ben Emre üzülmesin diye nelere katlandım, nelere göğüs gerdim sen biliyorsun. Onun aşkı bana dayanma kuvveti veriyordu. Meğer onun aşkı da, sevgisi de koca bir yalanmış. Ben masumiyetimi kanıtlayacağım. Emre'ye yeniden kavuşacağım diye uğraşırken... O çoktan Cansu'nun kollarını atmış kendini. Ne diyorsun sen Zeynep? Emre asla böyle bir şey yapmaz. Gördüm. Ben kendi gözlerimle gördüm. Cansu'yla beraberlerdi işte. Bugün de hastanede karşılaştık. Görsen buz gibiydi bakışları. Kendi yaptığına bakmadan bana neler söyledi bir bilsen. Kötü kadın muamelesi yaptı bana resmen ya. Canım benim ya. Ben ne hayallerle gitmiştim oraya. Emre'ye yeniden kavuşacağım. Ona masum olduğumu kanıtlayacağım diye uğraşırken... Çoktan benden vazgeçmiş bile. Onları öyle Cansu'yla beraber gördükten sonra... Bayılmışım zaten. Gerisini hatırlamıyorum. Emre benim için bitti Aslı. Onun yüzünü bile bir daha görmek istemiyorum. Emre değilse seni hastaneye kim getirmiş peki? Bora diye biri. Bora da kim? Ne bileyim, tanımıyorum. Keşke getirmeseydi de orada öyle ölüp kalsaydım. Allah korusun Zeynep ya. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Üzme kendini. Korktun mu? Korkma. Korkma. Kaçırdım seni Zeynep. Ama peşini bırakmayacağım. Nasıl olsa beni arayacaksın. Yine yollarımız kesişecek. Hadi Zeynep. Hadi. Hadi ara. Cengiz amcaya öyle.
ajitasyon yaptım ki Tarık... Buyurun. Tamam canım, ben hallederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tarık bundan sonra nişanı geciktirmek için hiçbir mazeret bulamayacak. Ay Meltem, vallahi senden korkulur. Nikah masasına oturacaksın yani. Ne sandın tatlım? Meydanı o köylü kızına bırakacak halim yok herhalde. Şimdi planın ikinci kısmına geçiyoruz. O şeytan Tarık'ın hayalini bile kuramayacak. Meltem. Tarık. Gelebildin sonunda hayatım. Biliyorum, geç kaldım. Yine sitem etme lütfen. Hayatım, sen beni yanlış anladın. Ben sitem etmiyorum. Ne yaptın? Halledebildin mi işlerini? Hallettim, bitirdim. Ama söz verdiğim yemeğe yetişemedim maalesef. Olsun sevgilim. Biz seninle bir ömür birlikteyiz nasılsa. Aramızda öyle bir tane yemeğin lafı olmaz. Şimdi benim biraz işlerim var. Görüşürüz sonra. Bu yeni gelen siparişlerin listesini odama gönderir misiniz? Tabii. İhtiyacın olursa çekinmeden ara. Bora. Allah Allah. Ne tuhaf adam bu. Bir de çantama not bırakmış. Hay Allah ya. Gerçekten kaybetmişim kayıt cihazını. Gerçi bir anlamı da kalmadı zaten. Efendim? Alo, merhaba. Ben... Zeynep, merhaba. Kusura bakma, rahatsız ediyorum ama... Yok, ne rahatsızlığı? Olur mu öyle şey? Ben de aramanı bekliyordum. Hatta aramazsın diye düşünüyordum. Aradığına çok sevindim. Para için diyorsam... hemen buluşalım, vereyim paranı. Yok, sen beni yanlış anladın. Ben sadece küçük bir iyilik yaptım. Borç olarak vermedim onu. Lütfen kabul et. Ne münasebet. Tanımadığım birinin iyiliğine ihtiyacım yok benim. Ben o parayı borç olarak aldım. Kimseye borçlu kalmak da adetim değildir. Tamam madem. Buluşalım o zaman. Ne zaman istersen, nereye dersen gelirim ben. Tamam, anlaştık. Ben sana mesaj atarım o zaman. Tamam, görüşürüz. Başına duruyorsun. Gelsene yanımıza. İstemiyorum. Ama bak, çok güzel hediyeler getirdik. Al, bu da seninki. İstemiyorum dedim ya. Adın ne senin? Benim adım Zeynep. Hadi alsana hediyeni. Ne duruyorsun? İstemiyorum. Ama
Ben bunu kendi ellerimle yaptım. Yapmasını da annemden öğrendim. İstersen sana da öğretebilirim. Ama sen gideceksin. Bir daha gelmezsin ki buraya. Gelirim. Neden gelmeyeyim? Öyle söylerler ama gelmezler. Söz haftaya geleceğim. Bana yalan söyleme. Ben hiç yalan söylemem. Gelirken boncuk da getirmemi ister misin? Gelirsen getirirsin. Peki. Ne renk getireyim? Mavi. Gökyüzü gibi mavi. Hadi bakalım çocuklar. Gidiyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Zeynep. Benim adım Bora. Tamam Bora. Görüşürüz. Seni o ilk gördüğüm andan beri hep hayatımdasın Zeynep. Ben seni çok iyi tanıyorum. Yakında sen de beni tanıyacaksın. Madem tanımadığın birine borçlu kalmak istemiyorsun, o zaman ben de bana borçlanacağın başka bir yol bulurum. Kolay gelsin. Meltem, hoş geldin yavrum. Ne iyi ettin de geldin. Ben de tam kahve molası verecektim. Kahve içeriz değil mi? Ay içeriz tabii halacığım. Tamam içelim. Ha Mehmet, bize iki sade kahve yapıver ya. Hemen Seher Hanım. Seher Hala, aslında ben buraya size bir konu hakkında akıl danışmaya geldim. Tabii yavrum, söyle. Şu bizim bir türlü gerçekleşmeyen nişan meselesi. Bizimkilerin canını çok sıkıyor artık. Ben de diyorum ki siz bir büyüğümüz olarak ön ayak olsanız. Şöyle güzel bir yemek organize etsek. Artık şu tarihi belirlesek. Çok iyi düşünmüşsün Meltemciğim. De Tarık Mudan haberi var mı? Aa var tabii. Tarık çok yoğun olduğu için bana sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Tamam o zaman. Hemen bir şeyler ayarlarız. Hatta şimdi Fatma'yı arayayım da hazırlık yapsın. Aa yok yok. Siz hiç aramayın Serhat teyzeciğim. Ben her şeyi kendi ellerimle yapmak istiyorum. Peki madem, bu sefer de yemeklerimizi müstakbel gelinimizin elinden yiyelim. O zaman ben kahvemi içip hazırlıklara başlayayım. Tabii ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel gel. Ay, nereye koymuş olabilir ki? Şunun cebine koymuştu en son. Esin teyze. Emreci. Ay ben de buralardan geçiyordum. Cansu'yu aradım. Cansu dedi ki ben Emre'nin yanındayım. Ay ben de gideyim bir göreyim dedim. Öyle geldim. Ben bugün biraz yoğunum. Birkaç hastam gelecek. Öyle mi? Ay tamam o zaman biz seni hiç tutmayalım. Görüşürüz. Benim içim hiç rahat değil. Şu kırılan kayıt cihazı yüzünden hastana karşı zor durumda kalmadın umarım. Eğer hala çalışmıyorsa sen bana ver. Ben tamir ettirip getireyim, içim rahat etsin. Baktım ama çalıştıramadım. Sonra çöpe attım. Artık sahibi gelirse yenisini alır bir. Ya öyle mi? Hay Allah. Neyse o zaman görüşürüz. Güle güle. Kızım ne bu telaş? Kurtulduk, kurtulduk. Emre cihazı çöpe atmış. Oh, şükürler olsun. Vallahi üstünden dağlar kadar yük kalktı. Neyse, iyi tamam. Hadi yürü. Emre Bey'in odasında unutmuşlar bunu. Toparlarken çöpe at dedi ama pek içime sinmedi. Kayda geçir. Sorun olursa ben sana yönlendiririm. Tamam.
Bana hayatında özel birisi olabilir. Ben buna karışamam bile dedi Esma. Ya inanabiliyor musun? Dünya başıma yıkıldı sandım. O kadar Sıla. Kötü oldu. Esma, benim şimdi bir işim var. Hemen kapatmam lazım. Sonra ararım ben seni. Meltem Hanım, buyurun. Ay Sıla'cığım, bu sana verdiğim dosyalar arasında acaba benim evrak karışmış olabilir mi? Hiçbir yerde bulamadım. Ben hemen bir bakayım. Yani dosyalar burada ama evrak görünmüyor. Hadi ya. Tüh. Hayır, bulamıyorum da. İki ayağım bir pabuca girdi. Ne yapacağım? Yani eğer yapabileceğim bir şey varsa söyleyin. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Ya. Ay gerçekten yardım eder misin Sıla'cığım? Tabii, ben sizin asistanınız değil miyim? Siz ne isterseniz yaparım. Süper. O zaman ben seni yarın sabah buradan alıyorum. Peki Meltem Hanım. Görüşürüz. Efendim Aslı. Neredesin sen? Eve uğradım, yoksun. Sabah sabah nereye gittin? Bora'yla buluşacağım. Parasını vereyim de kurtulayım bir an önce. Hadi görüşürüz. Zeynep, ne yapıyorsun? Balon alacağım. Balon görünce çocuklaşıyorum işte, ne yapayım? Kırmızı balon istiyorum. Kaç tane? Sen hepsini ver bize. Ne yaptın sen? Balonlara özgürlüklerini veriyorum. Zeynep. Anne, kurtulduk mu ya şimdi biz? Kurtulduk kızım, kurtulduk. Şeytanın bacağını kırdık sonunda. Zeynep'ten kurtulduk. Ses kayıt cihazı çöpte. Baban da Sayar Hastanesi'nde başhekim oluyor. Emre ile arandaki tüm engelleri kaldırdım tek tek. Artık son vuruşu sen yapacaksın. Bağla şu Emre'yi kendine. Keyfimiz tam olsun. Sen merak etme. Ben hırsında neler başardığını gördüm. Senin yolundan ayrılmam artık. Bundan sonra ben de duygularımla değil mantığımla hareket edeceğim. Emre'ye kendimi öyle bağlayacağım. Tatlım, bu arada kusura bakmıyorsun değil mi? Yani böyle ben bütün yük sana taşıtıyor gibi oldum ama doktorum söyledi benim bir kilo bile ağırlık taşımam yasak. Yok yok Meltem Hanım, ağır değiller zaten. Bugün burnunu sürte sürte yerini öğretip haddini bildireceğim sana köylü güzelim. Dikkat eder. Ne yapıyorsun Sıla? Meltem Hanım, ben çok özür dilerim. Toplayamadım kendimi. Canım, yanlış anladın sen beni. Ben sana bir şey olmasından korktum. İyisin değil mi? Tamam tamam, iyiyim ben. Ha, iyi o zaman, hadi gidelim. Şimdi nereye gideceğiz?
O da sana sürpriz olsun. Hadi gel. Bir şey mi oldu? Biliyor musunuz, küçükken benim de öyle bir kar küren vardı. Dayım getirmişti onu bana Almanya'dan. Hatta böyle içinde de küçük bir tane kulübe vardı. Babam beni ne zaman dövse hep o eve sığınırdım. Böyle sanki o ev benim büyülü sığınağım olmuştu. Böyle içine girince bütün kötülüklerden arındığımı hissederdim. Bunu almak istiyorum. Hadi abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Vaktin varsa şurada bildiğim bir kafe var. Sana bir kahve ısmarlayayım mı? Yok, benim hiç vaktim yok. Ben senin paranı vereyim, sonra giderim. Peki. Ay kıyamam sana, hepsini de taşıdım. Ver onları, biraz ben taşıyayım. Yok Meltem Hanım, gerek yok. Ben taşırım, sonra beliniz ağrımasın. Yok canım, yok, bir şey olmaz, ver sen. Biz nereye geldik şimdi? Tarık'ın evine geldik. Oo, benim güzel gelinim gelmiş. Hoş geldin Meltemciğim. Hoş bulduk güzel teyzeciğim. Seher abla söyledi, bize yemek hazırlayacak mısın? Fatma izinli ama ben sana yardım ederim. Aa hayır, kabul etmiyorum. Hepsini ben ellerimle yapacağım gelininiz olarak. Hem Sıla da bana yardım edecek. Aa bu arada ben sizi tanıştırmadım. Sıla benim asistanım. Sıla köyden geldi Ankara'ya okumak için. Tabii her öğrenci gibi paraya ihtiyacı var kızın. Ben de yanıma aldım işe. Öyle ortalıkta sefil olmasın diye. Benim yüce gönüllü gelinim. Ne iyi etmişsin. Hoş geldin kızım. Ay ben de sizi kapıda böyle lafa tuttum. Geçin içeri, buyurun. Ay vallahi geçelim, bunlar durdukça ağırlaştı bu mutfağa. Ay hay Allah kızım, sen niye taşıyorsun bunları tek başına? Ver bakayım, ver sen. Hayır ben taşırım, siz zahmet etmeyin, olur mu öyle şey? Ay ver kızım benim. Böyle tek başına. Hadi geçin. Hadi sen de geç kızım. Onca yükün altından nasıl kalkacaksın? Ben de yardım etseydim sana. Aa, hayatta olmaz. Bakın ben her şeyi planladım. Siz merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Siz gidin dinlenin. Tamam. Sılacığım, biz de artık mutfağa geçelim mi? İyi o zaman. Benim de yukarıda işlerim vardı, onları hallederim. Hadi, kolay gelsin size. Sağ ol Arzu teyzeciğim.
E hadi Sıla. Bugün yapacak çok işin var, çok. Hadi. Gel, gel. Buyurun Burak abi. Aferin, iyi iş çıkardın. Eyvallah, sağ olasın. Hadi. Hastanede yok anne, yeni çıkmış. Birkaç yere baktım ama bulamadım. Ama yakınlardadır muhakkak. Ben şimdi canı sıkkın olduğunda gittiği bir yer var, oradayım. Tamam anne, ben muhakkak bulacağım onu, sen merak etme. Buldum bile. Tamam, kapatıyorum, hadi görüşürüz. Emre? Cansu. Ne işin var burada senin? Ben de arkadaşlardan şimdi ayrıldım. Öyle hava alayım yürüyeyim demiştim. Tesadüfe bak. Canım, dur bir dur, hemen başlama. Önce sana şunları takalım. Sonra yemeği saçın falan düşer. İnsanların midesi bulanmasın. Al bakalım. Ne oldu? Kaldın öyle. E iyi. Sen takmayacaksın madem, ben takayım. Gel bakalım. Şunu şöyle. Çok güzel oldu. Şunu da bağladık mı? Nasıl bir şeymiş böyle? Ay bırak öyle kalsın, ne olacak? Güzel oldu, güzel. Dön bakayım arkanı. Şimdi işe koyulabilirsin. Hadi bakalım. Peki Meltem Hanım. Sıla? Ne oldu, senin bir yüzün düştü sanki. Ben de kendimi kötü hissettim şimdi. Sanki zorla yaptırıyormuş gibi oldum. Yok. Bir itirazım yok. Siz ne isterseniz yaparım ben. Güzel. O zaman işe koyulma vakti. Ama önce onları bırak da şunları bir yerleştir dolaba. Onlar bozulur. Hadi. Bugün harika bir gün olacak. Seni böyle görmek beni çok üzüyor Emre. Yeter artık. Çıkar şu kızı aklından. Onun gibi değmeyecek biri için niye boşuna sinirlerini bozuyorsun? Ben ona kızmıyorum. Böyle aşağılık birine aşık olduğum için kendime kızıyorum. Biliyorum. Şu anda kızgınsın. Kırgınsın. Kendini kandırılmış hissediyorsun. Yangının çok büyük. Ama geçecek. Günün birinde başka birine karşı bir şeyler hissedeceksin. Hatta belki aşık olacaksın. Bu saatten sonra zor benim için. Başka inancım kalmadı artık. Bir müddet işime vereceğim kendimi. Sonra kısmet bakalım. Zeynep, sen iyi misin?
Bak çantanı getirdim. Al bakalım çantanı. Hadi kontrol et bakalım eksik var mı içinde. Elin kanıyor. Adamın bıçağı vardı, çantayı alırken oldu galiba. Olmaz, dur bir bakayım şu yaraya. Önemli değil, sen söyleyene kadar farkında bile değildim. Benim yüzümden oldu zaten. Geç, geç şöyle otur. Gel çek. Otur. Bunu hemen sarmak lazım. Yoksa mikrop kapar. Ha neyle? Yok teşekkür ederim, ben fal istemiyorum. Bak ben öyle senin bildiğin falcılara benzemem. Sonra Gülistan'ı kaçırdım diye pişman olursun. Gerçekten gerek yok, teşekkür ederim. Bak gidiyorum, sonra başını taşla vurmayasın. Ver elini de bir baksın. Ne diyecek bakalım. İyi peki. Sen çok iyi kalpli, merhametli bir kızsın. Ama senin yıldızın çok düşük be. Herkesi kendin gibi iyi bilirsin. Ama etrafında iyisi de var, kötüsü de. Şansın açık. Senin rengin mavi ve tonları. Üzerinde hep mavi bir şeyler taşır, sana uğur getirir. Bu yanında sulak yerde yetişmiş civan delikanlı da seni pek sever. Nasıl bildi bak? Allah sizi ayırmasın, birbirinize bağışlasın. Amin. Sağ olasın. Ne güzel. Falcılar da ne garip ya, renkler falan. 21. yüzyıl falcıları böyle demek ki. Aman ben inanmam ki falan. Şapkanın uğruna inanıyorsun. Fala inanmıyorsun. Şapka başka, bu başka. Emre ne yapıyorsun? Al bakalım. Bu da nereden çıktı şimdi? Gülistan demedi mi? Mavi tonları sana uğur getirir diye. Sen bunu yanında taşı ki sana hep uğur getirsin. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Değerli bir şeye benziyor. Kirletme istersen. Neyse canım, önemli değil. At. Demek yeni müşterin bu Zeynep. Nasıl gidiyor tatlım? İyi gidiyor. Meltem onu. Aferin, aferin. Güzel, aynen böyle devam et. Ne yapıyorsun sen Tarık? Vallahi ders çalışıyorum.
burası da ne biçim yağ kokmuş ya. Başımı sindi hep. Tarık da gelecek birazdan. Ben en iyisi üzerimi değiştireyim. Sıla. Ya fermuarımı tek başına çekemiyorum. Bana yardım etmeye gelir misin? Ha, tabii. Siz giyinin, ben hemen çorbanın altını kapatır gelirim. Çok oyalanma. Tamam. Hemen gel. Giyindiniz mi Meltem Hanım? Giyindim tatlım, gel. Bak görüyor musun? Bunların hepsi benim zevkim. Tarık öyle alışveriş yapmayı falan sevmez. Ben ne alıyorsam onu giyer. Hatta bütün bu gömlekleri ona ben hediye ettim. Şimdi... bu özel yemek için bir gömlek seçelim. Düşün bakalım. Sence hangisi olsun Sıla'cığım? Bu mu? Yoksa bu mu daha güzel? Bilmem. Bilemedim. Yani ne yemeği olduğuna bağlı. Sahi bu... ne yemeği? Bu yemek benim için çok özel. Sana da sürpriz olsun. Bence beyaz olan. Tarık'a beyaz çok yakışıyor. Ay ben bu küpemi burada mı düşürmüşüm? Ben de bunu arıyordum günlerdir. Demek ki kaldığım gece düşürmüşüm. Sıla'cığım, sen istiyorsan fermuarımı çek, git mutfaktaki işlerini hallet. Şimdi daha iyi değil mi? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Yalnız birkaç gün suya sokmazsan iyi olur. Mikrop kapabilir. Tamam, dikkat ederim. Ben gideyim artık. Ben seni bırakayım. Hiç gerek yok, ben kendim giderim. Bak, bugün yeterince hareketli bir gün oldu zaten. Başka bir vukuat yaşanmadan ben seni eve bırakayım ha? Lütfen. Israr ediyorum. Peki. Bakalım hangi numarayla kandıracaksın? Karışmayacağız. Ben montunu çıkarayım senin. Herkes nerede? İçerideler.
Mutfaktan da harika kokular geliyor. Evet. Çünkü sevgilin sana sürpriz yaptı. Hepsini ellerimle hazırladım tek tek. Herkes bu yüzden mi telefon etti yani çabuk gel diye? Evet hayatım, bu yüzden aradı. Güzel. Ben bir gideyim elimi yıkayayım o zaman. Yardımların için teşekkürler. Rica ederim. Ne zaman istersen beni arayabilirsin. Aşık bakışların, o sahte gülüşlerine inanıp onun da bana aşık olduğunu sanmıştım. Bu sözde samimi, masum gülüşle ağına düşürüyorsun demek herkesi. Demek herkese aynı numarayı yapıyorsun Zeynep. Niye yaptın Emre kendine bunu? İyi mi oldu şimdi? Gerçeklerle yüzleşmem gerekiyormuş demek. Ama bu yanına kalmayacak. Duygularınla oynamanın bedelini sana ödeteceğim. Tarık! Sevgilim, ben senin için yatağın üzerine kıyafet hazırladım. Önce onu mu giysen? Nesi var ki kıyafetin? Kıyafetinin bir şeyi yok hayatım, çok güzel. Ben bugün özel olmasını istiyorum. Hem o kadar hazırlık yaptım senin için. Kırma beni, itiraz istemem hadi. Peki o zaman, kırmayayım seni. Ellerine sağlık hayatım. Her şey nefis olmuş. Vallahi 10 parmağında 10 marifet maşallah. Hakikaten öyle. Allah nazarlardan saklasın yavrum. Afiyet olsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim çok özendim. Hepsini tek tek kendi ellerimle hazırladım. Ya bugün benim bilmediğim bir kutlama falan mı var? Evet Tarık'cığım. En büyük olarak ben izah etmeye çalışayım. Şimdi biz oturduk konuştuk. Dedik ki Tarık ve Meltem'in nişan tarihini bir belirleyelim dedik. Nereden çıktı şimdi bu? Oğlum bu nişan meselesi çok uzadı. Haklı olarak Meltem'in ailesi de şikayet ediyor oğlum. Şöyle iki aileye yakışır güzel bir nişan yapalım. Bak yazın oteller dolu oluyor. Şimdiden ayarlasak daha iyi olur değil mi? Tabii tabii doğru söylüyorsun Cengiz. Sizin düşündüğünüz aklınızda bir yer var mı? Bunu Meltem'le aramızda konuşsaydık önce. Yani şu an hiç yeri değil. Yo. Bence gayet yeri hayatım. Hazır büyüklerimizle birlikteyken şu nişan tarihini belirleyelim. Tabii. Evet. Herhalde sıra tatlılarımıza geldi. Şekerim. Hadi artık tatlı servislerimizi getirebilirsin. O zaman Haziran. Kesin Haziran diyoruz ve bu işi bitiriyoruz ha? Hayatım biz de bir an önce nişanımız için mekan bakarız o zaman. Hem bizimkiler de çok merak ediyordu. Onları da söylerim ben şimdi. Sonra da gecikmeden şu düğünü hallederiz. Sıla?